Hoş geldiniz, ben Muhlis Akkoca. Bu videoda YouTube Shorts videolarınızda yüksek izlenme almanızı sağlayacak 5 şeyden size bahsedeceğim. Bence çok faydalı bir video olacak, hemen başlayalım. Şimdi size yan tarafta örnek bir videonun istatistiğini gösteriyorum. Bu videonun ortalama görüntülenme süresi %127. 16 saniyelik videonun ortalama görüntülenme süresi ise 20 saniye. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, 16 saniyelik bir kısa videonun ortalama görüntülenme süresi nasıl 20 saniye oluyor? Veya nasıl bir video %127 izleniyor? Şöyle arkadaşlar, eğer izleyici sizin videonuzu atlamadan, yana kaydırıp bir sonraki videoya geçmeden tekrar izlerse istatistiğiniz %100'ün üzerine çıkıyor. İzlenme süreniz de video süresinin üstüne çıkıyor. Eğer bu şekilde atlamadan tekrar izlettirebileceğiniz bir video ürettiğiniz takdirde Shorts videonuzun yüksek izlenme alacağı neredeyse garanti arkadaşlar. Bakın, onlarca kanal yönetiyorum. Bu tarz bir istatistik elde edip de videosu az izlenen bir kanala ben denk gelmedim. Ben görmediysem emin olun kimse görmemiştir. O yüzden ilk kafa yormanız gereken şey, bu tarz tekrar izlettirecek nasıl bir içerik üretmeliyim? Önce bu sorunun cevabını bulmalısınız. Örnek olması açısından size iki tane video göstereceğim. İlk videomuzu izleyelim. Telif probleminden dolayı videodaki sesi kısmak zorundayım. Aslında baktığınızda basit bir video gibi duruyor. İşaretleyip diğer bardağı boşalttığı şey, tekrar önceki bardağı boşalttığında içindeki şey aynı olmasına rağmen bardak taşıyor. Muhtemelen videoyu durdurup biraz daha ekleme yapıyor. Mantık olarak, yani basit gibi dursa da, insan psikolojisi gereği içinizden acaba nasıl yaptı deyip bu tarz videoları tekrar tekrar izleyebiliyoruz. Sanki böyle bir açığını bulmaya çalışır gibi. Nitekim bu videoda tam 69 milyon izlenmiş arkadaşlar. 1 milyon izlenmeye 1000 abone gelse tek bir videodan ortalama 69-70 bin abone kazanabilirsiniz. Aslında doğru içeriği üreterek yüksek abone sayılarına ulaşmak Shorts sayesinde sanıldığı kadar zor değil. Yine bu kısa video 1,5 milyon like ve 9500'den fazla yorum almış. İkinci örneğimizi hemen izleyelim. Sesi yine kısmak zorundayım. Arkadaşlar, bu tarz videoların bir kurnazlığı var. Aslında bu 10 saniyelik bir video. Ama bu videoyu durdurmadığınız takdirde defalarca tekrar ediyor. Çünkü giriş ve bitiş kısımlarını bağlayarak videonun sonsuz bir döngüye girmesini sağlıyor. Nitekim siz de bu videoyu biraz önce aslında 2 kere izlediniz. Ama muhtemelen fark etmediniz. Bu tarzdaki videoların ortalama görüntülenme yüzdeleri de %100'ün üzerinde kesin çıkıyor. Bu kurnazlık örneğini de size göstermiş olayım. İki örnekle de gösterdiğim kanal bu. Ekranda şimdi göstereceğim. Kısa videoları gerçekten çok başarılı. Hatta açıklamalar kısmına da kanalın linkini koyarım. Müziklerle beraber daha iyi bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben müzikleri kıstığım için tam iyi şekilde anlaşılmayabilir. Şimdi ikinci olarak, videolarınıza görünür şekilde altyazılar eklemek çok önemliymiş. Ne yazık ki bunu ben de geç öğrendim. Etkisini de sonradan görmeye başladım. Mutlaka tüm Shorts videolarınıza videolarınızın üstüne altyazılar ekleyin arkadaşlar. Örnek videoda zaten yan tarafta görüyor olacaksınız. Videodaki konuşma neyse aynı konuşma yazılı bir şekilde video içerisinde geçsin. Bu da gerçekten izlenmeyi ve izlenme süresini artıran faktörler arasında. Yanlış anlaşılmaması için şu detayı da vereyim. Videonun içerisine girip YouTube Studio'dan altyazı eklemekten bahsetmiyorum. Renkli ve kalın puntolarla videonun üzerinde yazmasından bahsediyorum. Shorts videolarınızı altyazı eklemek için CapCut'ı kullanabilirsiniz. Otomatik altyazı seçenekleri sayesinde ses senkronuyla beraber renkli ve kalın puntolarla otomatik altyazı oluşturulabilir. Kısa videoları oluştururken genel anlamda da CapCut'ı kullanmanızı tavsiye ederim. İçinde pek çok faydalı özelliği barındırıyor. Bunları kullanarak kısa videoları daha izlettirebilir hale getirebilirsiniz. Üçüncü olarak, videolarda trend müzikleri kullanmak çok önemli. Hangi platform olursa olsun, Instagram, TikTok, Shorts vesaire, popüler müzikleri kullandığınızda izlenmeleriniz bundan kesinlikle etkilenecektir. Biliyorsunuz YouTube Shorts'ta da telifli müzikleri özgürce kullanabiliyorsunuz. Normal videolarda olduğu gibi bir kısıtlama yok. Ama müziği video programından değil, direkt olarak YouTube uygulaması üzerinden ekleyin. Aksi halde telif sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Peki popüler müzikleri nasıl bulacağız? Popüler olduğunu nereden bileceğiz? Hadi onu da sizlere göstereyim. Telefondan YouTube uygulamanızı açıyorsunuz. Ardından sol üstteki ikona tıklıyorsunuz. Oradan trendler diyorsunuz. Trendlere girdiğinizde de videolar, müzikler, oyunlar, filmler diye burada ayrılıyor. Buradan tabii ki müziklere giriyoruz. Müziklere girdiğinizde son trend müzikleri görebiliyorsunuz. Videonuzun konusuna en uygun güncel trend müziği buradan seçebilirsiniz özgürce. Bir detay daha sizlere göstereyim. Trendlerdeki herhangi
istediği bir müzik videosuna tıkladınız. Videoyu tıkladıktan sonra video açıklamasına tıklayın. Ardından aşağı doğru indiğinizde bu videoyu remixleyen kısa videoları göreceksiniz. Tümünü göster dediğinizde bu müziği kullanan popüler kısa videoları görebiliyorsunuz. Dördüncü olarak trend videoları takip edin. Aslında sadece videoları değil, gündeme dair trendleri takip edebilirsiniz. Örneğin Google Trends'e girip o gün, o hafta veya o ay hangi konuların trend olduğuna bakabilirsiniz. Buna göre video konusu seçebilirsiniz. Instagram ve TikTok'ta viral olmuş videoları takip edebilirsiniz. Örneğin TikTok'tan keşfete gidip videolara bakabilirsiniz. Veya yukarıdan kategorize edilmiş trend videolara göz gezdirebilirsiniz. Buradaki trend videoları shorts'a uyarlayabilirsiniz. Beşinci olarak video süreleri ortalama 20-25 saniye seviyelerinde tutmanızı ben şahsen tavsiye ediyorum herkese. Videonun en başında size söylediğim ortalama görüntülenme yüzdesini maksimumda tutmak için 20-25 saniye aralığındaki videolar daha ideal oluyor. İnsanları çok fazla sıkmadan veya bir sonraki videoya geçmemeleri için video sürelerini kısa tutmanızı tavsiye ederim. Tüm bu söylediklerimin haricinde kısa videolardaki sahne geçişlerini imkanlar dahilinde fazla tutun. Arkada ne kadar farklı görüntü dönerse karşı tarafın ilgisini o kadar canlı tutabiliriz. Aynı zamanda yapılan her yoruma cevap vermeye çalışın. Videoya 10 yorum geldiyse siz de hepsine cevap verdiyseniz toplamda 20 tane yorum edecektir. Verdiğiniz cevaplardan da bazıları tekrar cevap yazarsa da 10 tane atılan yorumdan siz 24-25 tane yorum elde etmiş oluyorsunuz toplamda. Tüm bunlar etkileşim sağlayacağı için videomuzun daha fazla kişinin karşısına çıkartılmasında fayda sağlayacaktır bunların tamamı. Shorts videolarınızın yorumlar kısmına da güvendiğiniz yatay uzun videolarınızın linkini koyabilirsiniz. Bunu ben de çok geç yaptım maalesef. Siz geç kalmayın. Mesela bir videom 1.3 milyon izlenmişti, bir kısa videom. %1'i sabitlediğim yorumlardaki video linkini tıklasa fazladan 13 bin izlenme demek. O yüzden basit ama bu önemli detayı da atlamayın. Video analizlerini de detaylı bir şekilde incelemeyi ihmal etmeyin. YouTube Studio üzerinden tüm video performansınızı ve bunun gibi daha pek çok metriği görebiliyorsunuz. Bu veriler sizlere sonraki videolar için fikirler veriyor. Doğru yaptığınız şeyle devam edebilmenizi, yanlış yaptığınız şeyi de terk etmenizi sağlıyor. YouTube Shorts'ta yüksek izlenme almanızı sağlayacak şeyler bunlar arkadaşlar. Umuyorum ki faydalı bir içerik olmuştur. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Hala videolarımı izleyenlerin çoğu abone olmadan izliyorlar. Abone olmak bedava arkadaşlar. Ücretsiz bilgileri size aktarmak için katıl butonunu dahi aktif etmiyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Sizin uyguladığınız veya fayda gördüğünüz başka bir taktik varsa onu da yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.